gözyaşlarım birden boşalıverdi. Seni düşündüm sabah olmadan. Gözlerimde senin... Emine'ye bak, içi oldu ya. Gözlerin kaldı ellerimde senin. Ellerin kaldı giden yolda yıllarım. Şu an topalda yetişemedim. Sabirle yayın yapacağım şimdi. Çok korkuyorum şu an. Çok korkuyorum. Selam Sabir. Nasılsın Onur? İyiyim, sağ ol canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim canım. Bir PK yap. Gel bir PK atalım. Sana... Hadi gel atalım bir PK. Şu an bir ekrana tıklayalım. Nasılsın, iyi misin? Şükürler olsun, sen nasılsın? İyi, bir sorun var mı? Yoo, her şey yolunda. Mefli aran nasıl? Benim iyi, onu bilmiyorum. İyi la, iyi, hepimizin iyi. Sen bizim arkadaşımızsın. Çağda 34 geçebilir. Sen bizim arkadaşımızsın. Ben Azerbaycanlıları çok severim. Hem de şarkılarını açarım. Biz de sizi severiz zaten kardeş. Sefer, ayısı da arkadaşım Sefer. Böyle gör. Sefer'le beraber nezarette yattık. Sefer'i de çok severim. Azerbaycanlılar bence iyiler yani gerçekten. Araplar biraz... Yo valla biz yani, biz de sizi çok seviyoruz, kendin biliyorsun yani. Valla. İzliyoruz, burada da meşhursunuz. Azeri, çok güzel Azeri kızları var ama çok kaba konuşuyorlar Sabir ya. He ya demişim diye, anlaşamıyorum onlarla. Yok, kaba konuşuyoruz diyor yani, bizim konuşmamız öyle. Ben, siz bizi anlamıyorsunuz. Sen kibar konuşuyorsun daha. Shadow 34. Ben şimdi Türkçe konuşuyorum. Ben Azerbaycan'da danışsam sen de bir şey başa düşmezsin. He, sen iki dili aynı anda ayrı konuş. Azerbaycan'da konuş bakayım bir. Ben indi Azerbaycan'da danışırım. Sen beni başa düşürsen. He, danışırım, ben de başa düşürüm seni. Yenirim. He, tamam. He, başa düşürsen beni. Anladım. Okey, okey. Tamam. Sen Türkçe de iyi konuşuyorsun o zaman. Türkçe kötü değil. Yani kötü değil. Yavaş yavaş. İyi, helal olsun Sabir. Geliyor mu Türkçe? Teşekkür ederim. Elon baba, teşekkürler. Türkçe'ye gelecek mi? Geleceğim. Ağustos'ta inşallah İstanbul'a geleceğim. Emine'ye bak, biri aldı ya. Elon baba. Emine'ye bakar mısınız? Sabir, sesini kapatıyorum. PK'ya odaklanacağım. Emine'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Emine'yi. Tek kiloyu görüyor musunuz? Gece 12'de biri aldı şu an. Onu var ya onu. Onu mahvedeceğim lan onu. Onu mahvedeceğim lan. Gerçekten onu mahvedeceğim. O biri aldı değil mi? Ulan Emin. Ulan Emin. Ellerimle besledim. Ellerimle besledim lan seni. Seni ellerimle... Dur bakayım yedek. Bir dakika dur, bakıyorum. Yazılanlara artık bakabiliyorum yedek hesaptan. Bir saniye. Bakabiliyorum şu anda. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Yeliz Ağlı'yı yazıyorsunuz, sucuk yumurta hazır yazıyor aşağıya. Böyle yapıyor lan sadece. Neyi ağlıyor lan? Arkadaşlar, bahsettiğiniz insanlarla benim hiçbir şekilde... Böyle yapıyor, böyle. Tamam şimdi biraz... Onur ağlamıyor yazın gidip. Onur ağlamıyor. Onur'un neşesi çok yerinde yazın. Arkadaşlar! Arkadaşlar lütfen tıklar mısınız? Sizden rica ediyorum. Tıklar mısınız? Gözümde kurmanan düşmanıma vurma. Nasibi kamanından bıraktığı pirmenem pirmen. Kırmızı gözlerim çalkala yüksalaram. Bıra toz toz dumanlar. Vermerem amamdan bir bakay baka. Arkadaşlar balıkları salın! Ağlıya misal ata. Kömü doğranamaya kusar ata. Düşeme cesar. Ya şey Emine. Yetişelim, Emine'ye yetişelim. Abi bak, balığı olan salsın lütfen. Bak biri almamız lazım bugün. Eko Bey, Eko Bey. Hedef koydum. Böyle böyle kara hedefi koyar gibi hedef koydun TikTok. Eldiven varsa atın abi eldiven. Hedi Yılmaz!
Evet Yılmaz. Eldiven geldi beyler. Eldiven geldi, buyurun. Kuzeyde çapan güner, güneyde barlar. Türkçüdü elim benim, hala boğazımı darlar. Ulan Yaman'ı yakalayamadım ki bugün. Eko be! Sabir'cim öpüyorum seni kardeşim. Onu öpüyorum. Hadi görüşürüz. Hadi. Bakayım bir saniye. Çok teşekkür. Benim gerçekten şuramda bir yerde bir şey var. Yani kıyamıyorum yani. Kıyamıyorum ne olursa olsun. Gerçekten benim yani gözyaşlarını, bam terimi gerçekten sarladı. Düşündüğüm gibi değil, değil mi? Bana öyle şeyler söyle ki kendimi iyi hissedeyim. Ne olur. Gerçekten düşündüğün gibi bir şey yok Onur. Sen var ya... Benim sürmediğim tarlayı kimse sürmedi değil mi? Onur ya, al işte ya. Ciddi bir şey konuşuyor sanıyorum ben de ya. Ya dediğine bir bak ya. Allah Allah. Hayır, sus ya Asıl, ben sana sinir olur. Bir gün birinin götünü görürsün, götüne aşık olursun. Bedenden ziyadesin artık, anladın mı? Milletin götüne aşık olabiliyorsun. Bir gün bana kız laf atar, ona gidersin, aşkım dersin, karım dersin, ona dersin. Ben o zaman buraya çıkayım da ağlayayım, anladın mı? Çok büyük, ağır konuşuyorsun bak. Bir PK atalım bir yandan bu sırada. Evet, PK atalım. Sıralamada gitmesin yani, sokarım öyle. Evet, yeriz bak, ağır konuşuyorsun ha. Ağır konuşmuyorum ya. Ya kendi kendine demiyor musun? Beni bunun götüyle evlendirsin diyorsun ya. Hani bunun için oturmuş dua eden bir adamsın ya. Hani bak, diyorsun ki evet de diyorsun. Evet de diyorsun. Ne yapıyorum? Evet de diyorsun yani, anladın mı? Melek Azat'ın götünden mi bahsediyorsun şu an? O da güzel bir götü. Kimin götünden bahsediliyor? Karıştırdın. Ondan bahsediyorum. Onu kimi? Karıştırdım diyor. Bak o kadar çok dikkatlisin ki milletin Hayır. götüne. Yeliz'cim. Bak lütfen. Benim tamam, gerçekten kalbim. Işte bunlara bir şey demiyorsam, yayına gelip de Onur demiyorsam, sen de PK attığım kişiler arkadaşım da olabilir. Çok özür dilerim. Aşağıya haklı yazanlar. Neyi haklı? Siz ucundan tutmadınız mı? Siz bana açtırmadınız mı yayın? Abi 54'ü al, 54'ü al. Biz suç ortağıyız, suç. Suç ortağıyız biz. Aile gibi yaşayalım istedim. Aile gibi yaşayalım istedim. Ne dedim ha? Ne dedim? Kulüplere gitmeyelim dedim. Ha? Haklı mı oldu şimdi kadın? Haklı mı oldu? Haklı yazıyorsunuz bir de aşağıya. Beraber girmedik mi lan? Beraber yapmadık mı? Beraber çıldırmadık mı? Beraber azmadık mı lan 30 bin kişi? Şimdi haklı oldu ha? Şimdi haklı oldu ha? Haklıyım, bunu sen de biliyorsun. Ve sadece sana şu şarkıyı armağan ediyorum. Boşuna sevmişim değmezmiş sana. Aklıma gelmezdi ayrı. Ben de araba sürdüğüm halimi yapayım yani profil sana o zaman. Aşkımın sonunda ağlayacağım. Düşündükçe seni çıldıracağım. Boşuna sevmişim değmezmiş sana. Arkadaşlar bu arada iki katını açalım, sıralama gitmesin. İki
katını açalım sıralama gitmesin. Evet, Ferit Zafer Sağlan. Yani gerçekten o Adem Korkmaz ve Emin Ağa'nın arka... Adem Korkmaz'a bak 350 kalmış ya. Yüksel görüntüleri bu kadar zayıf için iki kişi önünde yap. Shadow abi teşekkür ederim abi devam. Hiç olmazsa Emin Ağa'ya geçeyim ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Moralimi çok alt üst etti şu an bu. Gerçekten. Yeliz ben de sana bir şarkı gönderiyorum. Ve şunu da söylüyorum, tatile gittiğin kişiyi saymadım bile. Tamam, çok uy kuracaksın ama evet. Şimdi ben de sana bir şarkı göndereyim. Senden vazgeçmem. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Gökteki güneş sönse vazgeçmem. Defa yapıyorum bu platformda birisine. Gökteki güneş sönse vazgeçmem. Evet söyle. Bir şey söylemeyeceğim. Niye biz üç çocukla ayrılıyormuşuz gibi ben seni dövmüşüm gibi konuşuyoruz ya? Ama sen kendi kendine kaşınıyorsun Onur ya. Of! Of! İstanbul'a geleceksin. Ve her evet. Şeyi oturup konuşacağız. Konuşacağız. Evet. Gerçekten artık konuşacağız. İstanbul'a geleceksin, her şeyi oturup konuşacağız. Ve bir orta yol bulacağız. Hem benim istediklerim olacak hem senin istediklerin. İkimizin içinde bu aramızdaki sinirin artık atılması lazım. Benim sana karşı içimdekileri atmam lazım. Sana atmam lazım. %100. Hayır, içimdekileri atmam lazım. Kusmam al işte lazım. Ya. Al işte ya. Benim içimdekileri dökmem lazım yani. Allah Allah. Ya ne kadar fesatsın. Sana içimde sen gelsene benim yanıma. Senin biraz cesaretin varsa sen gelsene benim yanıma. Diyorum ki ben sana. Oğlum kavgaya mı çağırıyorsun? Ben sana diyorum ki içimdekileri kusayım dökeyim anlamında diyorum. Tamam gel Ankara'ya. Gel Ankara'ya. Gel. Ankara'da çok kalabalık şimdi yani evet. İşte bak o yüzden cesaret edemiyorsun. Senin cesaretin yok aşka. O yüzden hiç oynama benimle anladın mı? Orta yolu bulacağımıza söz ver geleceğim lan. Ne orta yolu bulacağım senle be? 6 saat yol geleceğim lan. 6 saat yol geleceğim. Ne demek e? Bak tekrar diyorum cesaretin yok senin. Buradakiler de hala aklın. O yüzden oyalama beni. Ben garanti istiyorum. Garanti. %100 garanti yok istiyorum. Yok sende. Bende garanti yok. Senin istediğin garantiyi ben biliyorum. Hadi git. Vallahi aşık bu kız bana arkadaşlar. Vallahi aşık bana. Değilim. Araba kullanışıma aşık oldu. Değilim. Tamam ben bunu Çetin'le konuşup haber vereceğim. Öpüyorum. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi. Saat yol gideceğim. Kahve içip geri döneceğim şeyde. Kafede. Ne güzel İstanbul be. 6 saat yol gideceğim anasını satayım. Bir tane macchiato, bir tane de sıcak çikolata diyeceğim. Yayın yapacağız, video çekeceğiz. Bak götüme baka baka döneceğim ha. Ne güzel TikTok be. Var ya hani bana diyecekler ki gel kardeşim. Şu kesin diyecekler ki gideyim o zaman. Öyle iş mi olur? Ben kahveyi her yerde içerim. Get it poppin', pop the molly. Dirty bass, we so bad about it. Too legit, we can't quit the party. Super freaks. Ne oldu? Bir şeye mi sinirlendin yine? Ya. İlk defa seni sinirli görüyorum hayret. Evet. Şaşırdım merhabalar. Bir böyle yayına da bir kızgın gibi girdin. Ne münasebet ya. Afet sana çok samimi bir şey sorabilir miyim? Küfür etmeyeceksin ama bana. Sor bakalım.
Bir beddua mı ettin sen bana? Gerçek aşkı bulamıyorum. Ne yaparsam yapayım. Çok yalnız kaldım. Aşka, sevdaya hasret kaldım. Kimi sevdiysem benden önce tarlasını sürdüler. Ya hayatım, bunu niye soruyorsun? Bunu bütün Türkiye biliyor. Bir beddua ettiysen ne olur geri al. Ben de artık mutlu olmak istiyorum. Asla almayacağım. Ne Bak, olur. bu arada sana bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bayağıdır Ya yeter be! Bütün herkes bana şarkı armağan ediyor lan! Hayır, sen bir şarkı etmiş. Geri al diyorum şu bedduanı, ne olursun. Almayacağım. Yalvarıyorum sana. Al, tamam al. Ne istiyorsan al bir kere, tamam al. Ne Bak, olursun geri al. Aşko, sana bir şarkı armağan. Daha önce sen bana öğretmiştin, bu akşam ben sana armağan ediyorum. Et. Hayır, yapamam, yapamam. Baba, yapamam baba. 32 sene boyunca korudum. Beğendin mi? Affet, ne olursun bedduanı geri al, lütfen. Sana yalvarıyorum. Şarkının duygu düşünceleri alabilir miyim? Yani tamam, çok haklısın ama ben gerçekten adam değilim yani. Vallahi ben adam değilim. Ben aşk konularında adam değilim yani, anladın mı? Zaten değilsin. Tamam, benle o yani geri al, kapansın konuya. Mutlu olmak istiyorum artık ben de. Ben de bir ailem olsun, yuvam olsun, çoluğum çocuğum olsun istiyorum. Bak 32 yaşına geldim, sperm kalitem düştü. Tamam aşkım, her şeyin bedeli var. Özelden bunu konuşalım. Ya şart mı bu ya? Evet, bir şartla geri alırım. Özelden konuşuruz. Tamam yani başka yolu yok mu? Mefi göndereyim. Mef daha yakışıklı bak. Mefi göndereyim. Gülfü Dancım, teşekkürler. Hayatım, bunları özelden konuşuruz. Tamam, Mef olsun. Marul olsun. Mefi göndereyim. Daha parlak, daha tamam. Yakışıklı, daha genç. Vallahi hayatım, bu hayatta her şeyin bedeli var. Ya ben artık 5 dakika ya koşuyorsam 10 dakika dinleniyorum. Bana bakma sen. Demiştin değil mi? Bir gün bana yalvaracaksın diye demiştin değil mi? Evet demiştin. Ne daha olur bedduanı al diye. Daha bunlar iyi günlerin hayatım. Bunlar daha iyi günlerin. Ben dur, bunlar daha iyi günlerin senin. Aşk yaşayamıyorum afet kimseyle. Yapayalnız kaldım ben de. Köpeklere sarılıyorum. Demek ki kedilere sarılıyorum. Demek ki aşkı bebimizde bulacağız. Bir de bıyık atıyorsunuz hala Allahsızlar. Allah Yunus abi hoş geldin. Allah kavuşturmuyorsun. Kimse diyor ki afete gideceksin. Allah istemiyor işte senin bir şey yaşaman. Ya tamam da hani bedduanı geri alsam belki düzelir birazcık ya. Hayır, hiçbir şeyim geri almıyorum. Tamam, şunu yapamaz mısın yani? Allah'ım ben Onur'u azat ediyorum. Bedduamı da geri alıyorum. Mutlu olsun bu çocuk diyemez misin? Onu diyemem de şöyle bir şey diyebilirim. Daha beter ol. Daha beter ol inşallah. Daha da beter ol. Daha da beter ol. Daha da beter ol, tamam mı? Daha da beter ol. Daha da beter ol, tamam mı? Daha da beter ol. Daha da beter ol. Daha da beter ol. Afet, niye öyle diyorsun ama? Ayıp ediyorsun bak. Beter ol. Niye, neden ama yani? Yani vermek zorunda değilim ben yani. Bu zor, mecburiyet mi bu ya? Şart mı bu ya? Niye beter oluyorum bu yaş böyle bir şey olmadı diye? Ben erkeğim, erkek, erkeğim, erkeğim. Erkeğim ben. Ben sana bana verme dedim. Lan senin kokuşmuş boklu götün, ne yapayım ben? Düzgün konuş bak. Kelimelerini düzgün seç. Kelimelerini düzgün seç. Saygısız. Niye ben orayı çekiyorsun? Tamam, ne istiyorsun benden? Söyle. Ne istiyorsun? Bana onur verme dedim. Tamam, ne istediğini söyle. Ne istiyorsun? Hayatım, ben sevgi istedim senin bugüne kadar. İlla ki hep benim aklın oraya çalışıyor. Tamam, ben sana verme dedim. Kelimelerini düzgün seç. Demek ki senin gönlüne geçiyor. Senin, bildiğim için yap yazmayın lan. Hayır, sen az önce açtın şarkıdan dolayı söyledin onu. Bugüne kadar o kadar şey konuştuk, aklına mı geçti? Afet, az önce söylediğin şarkı ne ima ediyordu Afet? Afet senden ne istedi? Afet senin bu kadar ne istedi? Bir saniye, ne olursun. Miydi Afet sen, ha? Hep kokuşkut etti beşine miydi Afet acaba? Tamam, bak o kelimeyi kullanma. O kelimeyi kullanma. Saygını kaybetme. Saygını kaybetme. Bir saniye. Ne istedim ben sana bu kadar? Afet, bir saniye. Ha, önce sen sorma cevap et. Ama bir saniye, ben bir şey konuşmak istiyorum lan. Ha, ne istedi? E tamam, cevap verebilir miyim? Bana cevap hakkı yapardım yani. Ver, senin yapardım. Afet, ne olursun bak, kelimelerini düzgün seç. Ama asıl özünde ne istedi Afet sen? Tamam, bir cevap verebilir miyim sana? Lütfen, sakin konuşalım. Birbirimizi dinlememiz gerekiyor. İletişim sorunumuz var seninle. Az önce açtığın şarkı... Karı gibi ağız, senin karı gibi ağız var. Evet, doğru söylüyorsun. Bir saniye. Erkek yüzü var. Önce beni yiyeceksin. Polis! Boşuna mı kadın oldum? Polis! Önce suçacaksın, erkek gibi beni yiyeceksin. Polis! Ağzı bak, karıdan beter. Ağzı bak, çak 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 çak. Afet, bir saniye. Ağzı bak. Düzgün konuş bak, birbirimizin kalbini kıracağız. Ağır konuşacağız birbirimize bak. Kıralım. Hayır, ben buraya iyi konuşmaya geldim. İkinci PK yapalım sakince. Konuş bakalım hadi.
Evet, konuşmak istiyorum. Şimdi az önce açtığın müzik, sanat eseri. Bir daha açar mısın? Bana gönderdiğin şarkı. Bir cevap vereceğim o şarkının üzerine. Açar mısın? Ya da açıyorum bakalım. Aç. Kesin kötü bir cevap gerçek. Hayır yok, aç. Düşünün. Hayır, açmam. Demin verseydin cevap. Şimdi hayır, kötü bir cevap vermeyeceğim. Bir şey anlatmaya çalışacağım. Aç, kötü bir şey yok. Vallahi aç. Bana yolladığın şarkıyı. Bak. Dur başlayalım. Başlayalım, evet. Evet, sözlerini dinleyelim arkadaşlar. Sözlerini dinleyelim. Şimdi burada sana vermezsem kime vereceğim diye derken ima ettiği şey herhalde herkesin anladığı şey kalp değil. Doğru mu? Bunu dillendirmeyelim ama doğru mu? Bilmiyorum doğru mu? Doğru. Sen şimdi bunu söylediğin için ben de bunun üzerine bunu yapamayacağımı anlatmak amaçlı böyle bir şey söyledim. Yoksa senin böyle bir arzun olmadığını ben tabii ki biliyorum. Tabii ki benim makatıma kalmadı bu iş. Tabii ki doğru. Sadece bunu orta yolu nasıl çözebiliriz mesela? Bunu ben seninle çözmek istiyorum. Senin isteğin doğrultusunda, benim isteğim doğrultusunda bir orta yol bulunsa helalleşsek istiyorum. Şu an ben sen hiçbir şey istemiyorum. Tamam, neden bedduanı geri almayıp üstüne bir daha beddua ediyorsun? İçimden öyle geliyor çünkü. Afet, biz hiç birbirimizi görmedik gerçek hayatta henüz. Hala uzun zamandır bir araya gelmedik, doğru mu? Doğru. Haliyle bana karşı bir hissiyat oluşturman mümkün değil. Belki bir zamanında olan bir hayranlık olabilir. Doğru mu? Doğru konuşalım. Yani bunun bir mantığı yok yani. Mantıken bunun bir hani şeyi yok. Doğru. Bu doğru. Şu salatalık sık suratlı kim sevsin ki? Sadece şöhretli evet. Param var diye senin peşindeyim. Bu doğru. Sadece o sik suratını beğenmiyor. Salatalık suratını beğenmiyor. Memeler de seni sarkmış. Göt desen yok. Sümsük gibi vücudun var. Sümük gibi vücudun var. Sadece şöhretli ve paran olduğu için seni peşindeydim yıllardır. Sen de bana yüz vermedin. Kavuşamadım o yüzden. Gidip başka orospuları yedirdim paranı. Sevgini. Sadece o yüzden seni peşindeydim. Evet, burada anlaştık yani. Bu doğru aşkı. Kabul ettim. Bana hediye atan 3. sıraya bakar mısın? Bu doğru hayatım. Gerçekten doğru. Marul'un babası hediye atıyor. Marul'un babası. Gördünüz mü? Bak burada hediye atmışsın beni. Marul'un babası hediye atıyor. Görüyor musunuz? Daha ne konuşayım ki? Benim rüyaların saçmalık seviyesi oldu. Tamam, dürüstlüğün için çok teşekkür ederim. Çok dürüstçe bir cevaptı. Saygı duyuyorum düşüncelerine, duygularına. Zaten benim hayatımda açık konuşmak gerekirse çıkar olmayan kimse yok. Senin dışındaki diğer kadınlar da öyle yaklaşıyor. Sen kimi sevdin lan? Sen kimi sevdin? O hep benim hayatım, benim hayatım. Hep benim hayatım, o benim dedi. Sen kimi sevdin ha? Sen kimi sevdin? Koca gün amcuk peşinde doğuştu, çakı çıkıp gidiyorsun. Sen kimi sevdin lan? Ha, sen kimi sevdin? Sen kimleri kandırdın? Bir kişiyi seversin, ondan sonra herkese şey... Seni sevenler ne oldu? Ha? Seni sevenleri sen az mı üzdün? Ha? Uç koşup esemek. Bir kişiye üzül, ondan sonra hep benim hayatım, benim hayatım. Benim hayatım, benim hayatım. Senin yüzüklerin ne olacak? Ha? Senin yüzüklerin kaç kişi? Senin yüzüklerin nerede? Doğru söylüyorsun. Tamam, evet, doğru söylüyorsun. Ama ben o bir kişiyi örtüş sevdikten bana. Sonra... Evet, bir dakika. Örtüş bana. Tamam, doğru, evet. Ne? Hız düşmanı mı? Hız düşmanı, evet. Tamam. Hız düşmanısın. Tamam, evet, tamam. Sakin olalım Afet. Doğru söylüyorsun. Benim hayatım. Beni yapan, bana yapan. Bir saniye, ben de cevap vereyim. Bana... Ne olacak, ha? Tamam, senin doğru. Senin yüzüklerin ne olacak? Doğru, bana söz hakkı doğdu ama şu an. Bana söz hakkı doğdu. Bir saniye. Şimdi ben o bir kişiyi sevdikten sonraki süreçte bir 6 ay, 7 ay çok fazla hata yaptım. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Ama karşılıklı bir hata oldu. Karşılıklı bir etkileşim oldu. Herkese de bunu söyledim. Bakın dedim. Ben dedim bir süreç geçiriyorum. Yok, olabilir. Sen de orada sonuçta seviyorum. Evliyorum bir şey yap. Ay sus Allah aşkına. Sus beni çıldırtma Allah aşkına. Başka bir konu değiştir. Şarkıma lütfen ben tartışmak istemiyorum. Konu değiştir. Beni çok sinirliyorsun. Benim hayatım. Benim yüzler. Tamam abi. Benim yüzler. Senin yüzüklerin ne olacak? Tamam, haklısın. Doğru, tamam. Sana hak veriyorum, sen doğru söylüyorsun. Ne yüzler. Evet. Sigara mı düştü senin yüzüne? Sigara mı düştü? Sigaran düştü. Doğru söylüyorsun, evet yani. Haklısın, benim de hatalarım var. İyi oldu, ben kimseye kötü konuşmak istemiyorum. Benim de hatalarım var. Kustum mu içindekileri? Beni her seferinde azarlıyorsun, bitti mi?
Hayatım sen beni sinir ediyorsun. Sen de giriyorsun bu konulara. Ben bu konulara girmeyecektim. Sen giriyorsun. Sonuç olarak senin de benim de kalbimiz kırık. Ben öyle intikam aldım. Malı gördüğümüzü kalbimi tamir ederim. Ben öyle intikam aldım. Ne yapalım? E tamam hayatım, biz de kalbimi tamir edebiliriz o zaman. Birbirimizi anlıyoruz bak. Çok iyi anlıyoruz. Son PK'yı da atalım. Ben öyle intikam aldım. Sen de demiştin ya bana. Seni unutana kadar herkese şey bak, yapacağım. Bak ya. Şimdi böyle konuş canım ya. Böyle konuş canım ya aşkım. Evet. Bak birbirimizi duygularımız karşılık ne kadar evet. Bir kavga da etsek. Sen dedin ya unutana aşkım, kadar. Bak kalbim, birbirimizi kırsak da kalbimiz birbirini atıyor. Anlıyoruz evet. Birbirimizi. Evet, doğru. Vallahi bence çok iyi anlaşacağız. Gerçekten çok iyi anlaşacağız. Bir şans ver. Bence ver. Yani bak sen de unutana kadar hatalar yaptın. Doğru mu? Hatalar yaptın. Ben de unutana kadar hatalar yaptım birisine. Çok hatalar yaptım. Bak üçü atıyorum şu an seninle. Üçüncü PK'yı atıyorum. Aşağıya yazmayın. Okuyorum arkadaşlar yazılanları. Ben Selim'e bir geçtim sana kaç atacağım biliyorsun. Ben Selim'e bir geçtim sana kaç atacağım biliyorsun da. Tövbe estağfurullah. Lan! Lan! Tövbe. Düzgün konuşalım. Lütfen arkadaşlar sıralamayı bile takip edemedim bak. Lütfen sıralamaya bakalım. Bak kahretsin sıralamayı bile takip edemedim. Şuradan bir kez... Bak bu kadar zamandır yayın yapıyoruz. Kaç sene oldu ya. Afet? Sen TikTok'a gireli kaç sene oldu? Ne bileyim 3 yıl falan oldu herhalde. 3 yıl daha benim olmadı lan. 3 yıl olmuştur. 2,5 sene olmuştur değil mi? 2,5 sene. 3 yıl olmuştur. Şuradan bir tane yayından birbirimize güzel hadi görüşürüz kendine iyi bak. Allah'a emanet olasın diye çıkmadık biliyorsun değil mi? Evet, teşekkürler. Kendine iyi bak. Kimsenin seni üzmesine izin verme. Görüşürüz. Allah'a emanet ol diye bir kere çıkmadık yayınlardan. Farkındasın değil mi? Niye senin şöyle bir şey olmalı? Tamam sen de hep bana hakaret ettin, küfür ettin ve öyle çıktın yayınlardan. Hiç mesela gece yastığa kafanı koyduğunda ulan Onur'a söylediğim laflar çok ağırdı. Kalbini kırdım. Belki ağlamıştır gece diye üzülmedin mi? Çok merak ediyorum. Yok. Her seferinde söylemedim laflar içinde kaldı. Keşke daha fazla söyleseydim dedim. Vallahi her gece başka bir yastığımı koyayım. Aklıma geliyor sen yayın yaptım. Sonra diyorum ki onu niye söylemedim? Keşke bu lafı da etseydim diyorum. Keşke daha fazla söyleseydim diyorum. Vallahi bak gerçekten. Sonradan aklıma geliyor. Arkadaşlar son iki keşke katı da. Nasıl İçimde kalıyor yayınlık. Nasıl yayında söyleyip keşke şunu da etseydim. Keşke şu lafı da etseydim. Keşke şu küfür etseydim diyorum valla. İçinde aklıma... kaldı mı bir şey? İşte bilmiyorum başımı yastığa koyduğumda düşüneceğim. Tamam bugünkü yayında her şeyi döktün. Dinledim senin sesini kapatmadan. İşte bakacağız bakalım yastığa kafamı koyduğumda belki içinde bir şeyler kalmıştır yine. Hala kaldı mı? İşte şu an bilmiyorum aşko diyorsun ya yastığa başını koyduğunda kaldım içinde diye. O zaman aklıma geliyor. Sonradan aklıma geliyor. Peki Afet bu kadar zaman geçti hiç başka bir insanla böyle bir gönül bağı oluşturmadın mı? Eldiven geldi abi. Eldiveni unutmayalım. Çok teşekkür ederim. Hiçbir gönül bağı oluşturmadın mı başka bir insanla? Yo gönül bağı oluşturmadım. Az götümü sıktırmadım yani. Baya yaptım. Afet! Afet! Ay kardeş. Yok ya nasıl konuşuyorsun ya? Evet abi müzik açmam lazım 5 saniye. Abi balıkları salın. Yani bunu söylemen doğru mu Afet ama yayında? Niye? Peki bu ters ilişki yaşadığın anlar sırasında hiçbir hissiyat, aşk anlamında bir hissiyat hissetmedin mi? Ya düzgünce soruyorum, düzgün konuşuyorum. Bir aşk, ne bileyim bir etkileşim. Ne kadar çok soru soruyorsun oğlum, ne kadar çok soru soruyorsun. Kar gibi cır 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 cır, kar gibi yeni eve gelmiş, yeni gibi cık 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 cık. Yeni eve gelmiş, tam yanı çalışan çak çak çak. Ne kadar çok soru soruyorsun ya. E gel bir tat o zaman bakayım. Gel bir yap bakayım duyguyu hissediyor muyum şu o zaman sorarsın. Gel yaparken sorarsın neyi hissediyorsun Afet diye. Çok merak ettim o duyguyu. Gel yap o zaman sana anlatırım o yaparken bana sor Afet neyi hissediyorsun bana dersin. Çok merak ettin. Gel o zaman yap o zaman sor bana yaparken dersin ki Afet neyi hissediyorsun. Şu an hissediyor musun sevgimi hissediyorsun. Gel yap çok merak ettim hadi gel yap. Gel yap. Madem o kadar biliyorsun gidip yapacaksın hayatım. Yaparken de soracaksın. Ne hissediyorsun ne sor. O anda hislerimi sor bakayım ne hissediyormuşum. Öğrenmenin yolu var oğlum. Gel öğren. Çok merak ediyorsan gel öğren. Haksız mıyım kız? Her şeyi merak ediyorsun. Her şeyi merak ediyorsun. Ama gel yap ki öğren. Yap da öğren. Tecrübe kazan. Evet, tamam.
Yaparsın oğlum. Oğlum. Yaparsın benim asla oğlum. Yapamam baba, yapamam. Ben sevmiyorum baba. Oğlum yaparsın. Yaparsın. Ailen için. Ailemiz. Afetciğim. Çok güzel bir PK oldu. 3 tane PK. Güzel kapatmak istiyorum. Yine öfkelisin bana birazcık. Senin kalbini kırdıysam gerçekten özür dilerim. Peki. İyi geceler diliyorum sana. Hadi bay bay. Aşağıya bizim için yap diyenler, beni çok seviyorsanız benim için de biri yapsın. O zaman biri de benim için yapsın. Onur Sermik için yapsın, abisi, kardeşi, dostu için. O kadar da değil. İyi, sorayım şimdi arkadaşıma. Bakalım ne diyecek. Sorayım. Dostumu alıyorum yayına şimdi. Bu iş, madem öyle bu iş, sorayım şimdi. Kardeşim Marul, benim için her şeyi yapar mısın bu hayatta? Aleyküm selam, evet. Yap, gerçekten mi? Evet. Tamam, Afet. Afet Duru ile görüşür müsün benim için? Hayır. Yani az önce her şeyi yaparım diyordun. Ya benim için olan her şeyin içinde o yok. Tamam da şimdi ben yayın yaptım onu. Ne kadar net söyledi. Ben şimdi yayın yaptım onunla. Evet. Aşağıdaki herkes bizim için yap, bizim için yap, bizim için yap diyor. O da şart koştu. Yap, yap, yok, yap. Ben, diye. Ben, mesela ben kendim izleyicim için Afet'le görüşemem ya da yayın yapamam. Ters değil mi çünkü bize bu? Bu kadarı fazla yani. Evet. Yani cinsel anlamda, fiziksel olarak... Ben kendi izleyicim adına konuşuyorum. Marul, ay, Yasemin diyeyim, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Üstü kapalı konuşabilir miyim Marul? Üstü kapalı anlatayım. Cinsel anlamda ters ilişki yaşamak istediğini söyledi bana açık bir şekilde. Aa. Evet, ters ilişki yaşamak istediğini söyledi Dogi. Ve İsmail amca da o sırada hediye atıyordu. Senin hatta yanındaki ellerinle besleyip büyüttüğün Hayri isimli şahıs Afet'e hediye atan üçüncü kişiye bak dedi. Afet, aa, ters ilişki anlatırken baban oraya hediye atıyordu. Aa. Hayri'yi ajans grubundan atmışsın bugün. Biz attım, evet. O konuyu açma. Sana yakışmadı Onur Sermik. O konuyu açma, hak etti ama. Sana yakışmadı. Ajans grubu karılara yürünme yeri değil. Şimdi seyret. Benim arkadaşım... Benim arkadaşım... Abi 12 tane vini var. Evet. Bunun bedelini Hayri WhatsApp grubundan geldin atarak ödeyecek. Kıydıran adam. Abi rica etsem bir müdahale eder misin? Kıydıran adam abi. Akif abi teşekkür ederim. Şu an yayında olan Habib Öztürk. Bir müdahale eder misiniz? Şu 12 binim rahat gitsin. Ne olursunuz. Rica etsem şu 12 bin... Çok rahat gitsin. Emine soracağım. Emine soracağım bu soruyu. Tamam. Sizden rica ediyorum abi. Yapar mısınız? Vay be. Ulan seni dostum sanırdım. Dostluk bitmiş lan. İnsan dostu için her şeyi yapar. Her şeyi. Sen nasıl dostsun lan? İnsan dostu için her şeyi yapar. Her şeyi. Her şeyi yapar insan dostu için. Senin gibi dosta yazıklar olsun lan. İsmail, benim adım İsmail Yıldırım İsmail. Ne var lan? Lan sen benim için Zavadak Dayı'nın kokoreç sattığı yerde altına yatar mısın Zavadak Dayı'nın? Evet, 10 saniye. Benim adım İsmail. Aynı şey değil, bizim oturup kalkmışsınız orada. Teşekkür ediyorum, herkes ekrana çift tıklayabilir mi? 12 tane vini var ya, gerekeni yapalım, bir tanemiz çıkarsın şuna saplasın ya. Varol, varol. Efendim? Kıydıran adam, çok teşekkür ederim. Zavadak Bekir'i bir yere bırakırken sana anlatmıştım değil mi? Kıydıran adam abi, çok geç kaldın abi, teşekkür ederim. Geç kaldı, Allah kahretsin. Geç kaldı. Bire içmiştir belki, bire içmiştir. Şaşırırsın. Abi ekrana çift tıklayabilir miyiz? Herkes yastığın altına sakladığı dondurmayı gülü çıkartabilir mi? Adem Bey sağ olun. Arabanın el frenini çekti. Bakkala girip biri aldı biliyorsun 3 tane. Sen anlatmıştım E5 gibi bir yerde. Tamam, senin destekçin de belki bire içmiştir. Geç gelmiş olabilir yani. Nasıl yani? Onun geç kaldı ya. Kıydıran adam mı diyorsun? Laf mı sok? Destekçilerimize laf sokmak mı başladı? Ağzın çok boş kalmamaya başlamış senin. Doldurur mu ağzını? Övgü yarattım. Anlamak istediğin sadece gibi anlıyor musun? Sadece meyveyle doldurmam ağzını bak. En azından benim ne yediğim belli. Aykırtız.
En azından benim ne yediğim belli. Benim senin ne yediğim de belli çok belki, senin destekçinin belki bira içmiştir. Geç geliyor. Benim ne yediğim de belli. Ben yediğimi göstermiyorum. Yedirdiklerimi biliyor herkes ama. Gösteremezsin zaten. Kadraja sığmaz bu yediğin. Evet evet. Sen bence de. Bence de. Kadraja sığmaz yediğin. Yeter. Herkes ekrana bir çiftlik diyebilir mi arkadaşlar? Yeter varol. Lafa tutuyor. Yedirdiklerim yeter. Saygısız. Yedirdiklerini yedirdiklerine sor. Herkes bitti. Destekçiye mi lan? Oğlum sen anlamak istediğin gibi anlama. Ben iyi bir şey söyledim lan. Evet. Arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. Benim selam. Tek dostum. Benim tek dostum Emin Ağa'ymış bu platformda. Bir kere daha anladım. Nur Sena seni ekleyeceğim şimdi dur. Parkehane teşekkür ediyorum. Abi Nur bir Sena tanesi Çelik. Çıkarsın vursun. Masanın altına. Nur Sena Çelik fake değilsin değil mi? 3 gün mesaj banım var. Instagram'dan ekleyebilirsiniz açılana kadar yazmışsın. Fake değilsin değil mi? Çok güzel karı fotoğrafı bak. 700 jeton attın ekledim seni ha. Fake değilsin inşallah Nur Sena. Kesin fake ya Allah kahretsin. Şaşırız ya. Çat şaşırız ya. Lan oğlum sen budurdun mu? Budurdun mu? Lan oğlum sen budurdun mu? Marul. 2000 lira. Marul Emin Bey'i alabilir miyiz bu PK'dan sonra? Hayır. Lütfen. Lütfen gecenin ilerleyen saatlerinde lütfen tamam, yeni açtım. Tamam 2 PK yapalım Emin Bey'le. Lütfen yeni açtım Onur yapma. Bak arkadaşımsın. Çok başarılı gidiyor bak. Yani afetle görüşürüm ama bunu yapma ya. Parkehane sağ ol. Görüşür müsün harbiden lan? Dur bir arayayım Emin Bey'i bir saniye. Abi bu yaşam... Kıydıran adam! Kıydıran adam! Kıydıran adam! Al! Al! Bu olmadı senin ya. Ne yediğin teşekkür de belli ediyorum. Oldu şu an. Aklınız helaldi. Sağ ol. Senin yediğin belli oldu. Emin Bey merhabalar. Emin Bey. Efendim canım. Size demedim. Neredesiniz? Hoşçakalın. Eyvallah kusurum. Olmadı. PK'yı sonlandırıp acaba Marul ve bana girme şansın var mı? Ha kızı at bu. Kızı attı gel bak. Sen çok kurban olsun. Gel amanız. Bir yalan uydur bir şey söyle gel. Attım mı? Gel. Tamam hadi gel. Hemen bana istek tamam dur atıyorum istek dur. Marul istek at. Sen bize at. Marul'u at. Seni göremiyorum ben. Ben attım. Attım. Marul alır mısın? Attı. Gerçekten attı. İstek süresi dolması için 5 saniye var. Düşünün mü? Atsana Marul. Tamam düşünmüyorum.